Herkese merhaba. IS 13.7 yazılım güncellemesi yayınlandı. Ne gibi özellikler var ve ne gibi sorunlar giderildi? Bunu birlikte bir göz atalım. Bizlere destek olmak için videoyu beğenerek kanalımıza abone olup bir sonraki videodan haberdar olabilirsiniz. Öncelikle IS 13.7 yazılım güncellemesi yüklendi ve birçok testler yaptık. Bu testler gibi ne hangi sorunlar giderildi birlikte bir göz atalım hakkında bölümde e, herhangi bir model değişikliği e, olmadı. Aynı eski model değişikliğiyle devam ediyor. Herhangi bir operatör değişikliği de olmadı. 41.1 ile devam ediyor. Sürüm numarası e, şu şekil IS13.7 17H35 olarak devam etmektedir. Bu bilginiz olsun. Bunun yanı sıra ise COVID-19 maruz, bildirim, maruz kalma bildirimleri uygulaması geldi. Ama bu şu an Türkiye için geçerli değil. Şu şekil maruz kalma bildirimleri aç dediğimizde ise maruz kalma bildirimleri kapalı bildirimleri açarsanız toplu sağlığı yetkilisini COVID-19 maruz kalma bildirim sağlığı durumunda size bildirim gösterebilir. Şu şekilde yani bu şu anda Türkiye için geçerli değil. Burada eğer Türkiye için geçerli olduğu zaman maruz kalma bildirimleri buradan açıyoruz. Sördür diyoruz. En alttan gelip Türkiye'yi seçiyoruz. Türkiye'yi seçtikten sonra maruz kalma bildirimleri şu an bölgemiz için geçerli değil. Ve Sağlık Bakanlığı en kısa süre içerisinde de bu bölgemiz için açacağına inanıyorum. Şu an farklı ülkelerde geçerli, Türkiye için geçerli değil bu. Bu da IS 13.7 ile gelen yeni bir güncelleme. Bununla yanı sıra ise airdropta paylaşımı olmuyordu. Artık airdropta uzun bir videolar yani 10 dakika üstündeki videolar herhangi bir paylaşım yapılmıyordu airdropla. Şu an herhangi bir sıkıntı yok. Airdropla 12 dakikalık bir video paylaşım yapabilirsiniz. iPhone'dan iPhone'a. Bu bilginiz olsun. Pil testinde geldiğimiz ise pil testi şu anda herhangi bir sıkıntı yoktur. Yaptığımız testlerden Sistem performansı 755'e 1338 sistem performansı ortaya koymaktadır. Bu da aklınızda bulunsun. Kasma ve donma sorunu şu an herhangi bir sistem hatası ben bulmuyorum yaptığım testlerden dolayı. Uçak modu sorunu vardı. Uçak modu eskiden telefonunuzu uçak moduna attığınızda uçak modu simgesi burada görünüyordu. IS 13.6.1'de. IS 13.7'de de bu sorun giderildi. Şu an uçak modu simgesi artık görünmüyor. Direkt otomatik olarak bağlan. Aktaracaklarımız bu kadar. Kafanıza herhangi takılan bir soru vesaire olursa yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.